Herkese telaşlı ve soğuk bir akşamdan merhaba. Ani bir kararla, arkadaşımın haber etmesiyle burada eski yeni yılbaşını kutlama festivali oluyormuş. Ona gideceğiz. Apar topar atladık arabaya. Ama biraz biz geç kalacağız. Sonradan haber aldığımız için. Gideceğiz bakalım. Güzel şeyler olacağını düşündüğüm için video çekeyim dedim. Güzel şeyler yakalayabilirsek paylaşacağız. Ben de ilk defa göreceğim. Heyecanlıyım açıkçası. Bir değişiklik olsun dedik. Bakalım bizi ne karşılayacak. Artvin'in bir köyüne geçeceğiz. Ve hep beraber güzel bir serüven yaşarız. Bakalım ne olacak. Ben buradayım, zaten mi? Aşanım, aferin.
Tütüncüler köyüne geldik. Şenliği yakaladık. İşte görüntüleri görüyorsunuz. Burada Rumi takvime göre eski yılbaşını kutluyorlar. Bir tane kız ve abileri var. Görüntülerde bu post giymişler. Abiler, kız. Burada kızı kaçırmaya çalışıyorlar. Ve abileri de izin vermiyor, sopayla kovalıyorlar. Tuttuklarını dövüyorlar. Bu şekilde eğlence yapıyorlar. Ve bunu yaparken sokak sokak, ev ev dolaşıyorlar. Kapı çalıp onlardan bir şeyler istiyorlar. Önce de tabii yiyecekmiş, şimdi para veren de oluyor veya da yiyecek olan veren oluyor. Bir hafta sonra verdiklerini toplayıp meydanda tekrardan bu gençler ve buradaki insanlar eğlence düzenliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ve bu şekilde Rumi takvime göre yeni yılı kutlamış oluyorlar. Eğlenceli, bütün halk katılıyor bunlara, evlerini açıyorlar, balkonlarına görüntüleri alıyorlar ve hiç kimse yadırgamıyor. Eğer bir şey vermezlerse kapılarını kırmakla tehdit ediyorlar. Tabii ki eğlencesine ve illaki bir şey alıyorlar ve işte böyle geziyorlar. İşlerinde kaldığım görüntüler var. Ama bana vurmadılar. Kıza yaklaşanı, kızı kaçıranı, kıza dokunanı dövüyorlar. İzin vermiyor abileri. Ve bu şekilde eğleniyorlar. Tabii ki arada horon çekiyorlar. Duyuyorsunuz, bu şekilde türkü söyleye söyleye gidiyorlar ve bir evin önüne gelince ne almak istediklerini türküyle dile getiriyorlar. Sonra kapıya onların bir görev verdikleri kişiler var, girip içeriye ev sahibinden almaya çalışıyor. Vermese tehdit ediyorlar ama tabii ki veriyorlar sonrasında. Bak gel abi, kızın abisisin değil mi? Ha, kızın abilerinden bir tanesi burada işte. Kaçırılmasına izin vermiyor. Bak, elinde de sopa. Sıkıyorsa kaçır gel. Gayet değişik, eğlenceli bir yılbaşı kutlaması. Gelenek göreneklerine sahip çıkıyorlar. Yılda bir kez de olsa bu şekilde eğleniyorlar. Hadi ses verin.
güzel bak. Taş hal olmasın. Bravo! Bize karşı. İgasto! TRT muhabiri. Evet, bu aslında 500 yıllık bir gelenek diyorlar ama daha önceden böyle bir etkinlik varmış. Şu anda Tütüncüler Köyü'nde de bu aynı şekilde devam ediliyor. Aslında burada güzel bir olay var. Genç nesiller bunu sürdürüyor. Yaşlılardan aldıkları bilgilerle bunu yıllara taşımışlar ve şu anda da aynı şekilde aynı bizansenlerle devam ediyor. Burada bir kız var rol gereği ve 9 tane de abisi var. Kıza kim eğer el dokunursa bu abiler tarafından korunuyor kız ve kızı kaçırmaya çalışan kişi de değneklerle kovalanıyor. Yakalandığı yerde de dövülüyor. Aslında tatlı bir sert olay da var burada. Bugün eski yılbaşı diye anılıyor aslında. Yani Rumi takvime göre şu anda bir yılbaşı, yeni yılın kutlanması bu. Köyde bu adet yıllarda devam etmiş ve devam ettirmeyi de düşünüyorlar, sürdürüyorlar. Çok güzel bir eğlence. Köylüler de hem eğleniyor hem de yeni yıllarını bu şekilde kutluyor diyelim. Evet, teşekkür ederiz. Fatih Tüysüz TRT muhabiri zor şartlarda çekim yapıyor. Evet. Arada dayak yemekten son anda kurtuluyor. Şunu da gidiyor. Oraya gidiyor.
Jandarma sen neredesin? Jandarma sen gel. Az dur. Hah, çat, götür sen. Yürüyün mü? Adam açıyor. Allah, Allah rızası için, Allah rızası için. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ulan bu jandarma, mandarma böyle işte. Neydi böyle ya? Kim oynuyoruz parayı? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Zaten o kadar kıtlık var ki para mı var bizden ne? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi bu şey, emniyet amiri de meraktan. Allah razı olsun. Jandarma ben kabul ediyorum. Verdiğiniz parayı. Ondan alırsın o zaman. Nasıl? Yeah.